Ben şu konuyu da biraz değerlendirmenizi istirham edeceğim Sayın Erbey. Şimdi partileri bir insan vücuduna benzetirsek, bütün işte kolumuz, ayaklarımız, elimiz, gözümüz, beynimiz bir bütün. Yani bir insan bütün. Bir bütün. Ama evet. Ama şöyle bir problem var. Yani benim gördüğüm siyasi partileri de çok yakından takip ettiğim için ben şu eksiklikleri görüyorum. Denizli bazında mesela bunu söyleyebilirim ama bütün illerde de Türkiye'nin diğer illerinde de aynı problemin olduğunu düşünüyorum. Çünkü seçim sonuçlarına baktığımızda bütün iller birbirinin kopyası gibi. Yani Denizli'de sonuçları aldığımızda Türkiye'de sonuçları almış gibi oluyor. Evet. Bu da şu benim tespit ettiğim eksik. Ben mesela Denizli'deki özellikle muhalefet partilerinin, sadece MHP değil, sadece CHP değil, tümü için söylüyorum. Bir kadın kolları başkanlarını tanımıyorum. Evet. Gençlik kolları başkanlarını tanımıyorum. Merkez ilçe başkanlarını biraz tanıyorum. Bu da temas halinde olduğumuz için. Şimdi partinin bu organları sağlıklı çalışmaz, sağlıklı iletişime geçmezlerse, ya bu televizyonlar, ben sadece kendimi söylemiyorum, diğer televizyonlar için de söylüyorum. Bu televizyonlar bizi çağırıp yayını almıyor, bizi tanıtmıyor, bizi işte tenezzül edip hani diyaloğa girmiyorlar diye küsüp kendi köşesine oturacaklarına, kendi ekiplerini kurup basınla da iyi bir iletişime geçerek, basını kullanarak, köprü olarak toplumla daha iyi iletişime geçemezler mi? Yani siz mesela kongrede diyelim ki aldınız, Sayın Koray Aydın genel başkan oldu. Yani burada kadın kolları, gençlik kolları, merkez ilçe, il teşkilatı biraz Adem Bey, zorunlu tam olarak dediğim çalışıyor. Nokta, dediğimiz nokta. Ama MHP her yerde, MHP her yerde değişimse hemen şimdi ülkücüler sokağa indiği an iktidardır dediğimiz, bu dediğiniz olaylar şimdi zaten. Toplumu bizi iktidara getirmiyor bu toplum diye. Hayır. Topluma kızmak gibi bir hakkımız yok. Hiç kimsenin hakkı yok. Neden? Benim söylediğim bu organlar sağlıklı çalışmadığını toplum görüyor zaten. Böyle olunca da güvenip oy veremiyor. Çünkü toplum şunu düşünüyor. Ben bu partiyi iktidara getirdiğimde bana nasıl hizmet? Kim hizmet edecek? Evet. Bunu sorguluyor toplum. Öyle değil mi? Şimdi Adem Bey, işte biraz önce ifademde söylediğim gibi en gelişmiş ülkeler demokratik ülkelerdir. Türkiye Cumhuriyeti, evet, 50'de başlamış demokrasiye. 3 ihtilal, muhtıralar, idamlar, geldiğimiz nokta. Daha demokrasiyi tam oturtamamışız. Demokrasi demek gelişim demek, anarşi değil. Ancak buna da bizim çözüm önerimiz var. Şimdi düşünün, siz milletvekili olmak istiyorsunuz. Yani yine iddia ediyorum, küçük bir ilçedeki kaymakam İstanbul valiliğini hedeflemiyorsa, küçük bir ilçedeki yeni başlayan emniyet amiri müdürü İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü hedeflemiyorsa, bilin ki o insandan ancak memur olur, iyi bir bürokrat olmaz. Her siyasete giren insanda da şartlar, konum gereği milletvekilliğini hedeflemesi doğal bir hakkıdır. Belediye başkanlığını hedeflemesi doğal bir hakkıdır. Belediye meclis üyeliğini hedeflemesi doğal bir hakkıdır. Niye? İnsan fıtratında vardır. Hırsla akıl yarışacak ama hırs aklın önüne geçmeyecektir. Zaten bu olmazsa olmaz. Biz de insan yapısına uygun, Türk ananesine uygun bu mayayı nasıl daha düzgün açabilirizin çözümü şudur. Biz tüzük çalıştayı ve tüzük kurultayında Allah bize nasip edecek olur ise, inşallah hayırlı olacaksa nasip etsin, hayırlara vesile olmayacak nasip etmesin. Yani hayır noktasında Yaradan'dan bir şey istiyoruz. Mevcut kadrolarımızın hayırsız iş yaptığı anlamında demiyoruz. Yönetim şekli budur. Bu şekliyle toplumumuzun karşısına çıkmışlardır. Biz ilk bir yıl içinde 1 milyon. İkinci yıl içinde 1 milyon. Üçüncü yıl içinde 1 milyon. Askeri. Yani 2015 seçimlerine kadar 3 milyon üye hedefliyoruz. 3 milyon. 3 milyon üye hedeflendikten sonra bir futbol maçı düşünün. 90 dakikadır. Uzatmaları bellidir. Sarı kartı bellidir. Kırmızı kartı bellidir. Kurallar bellidir. Herkes o kurala göre kendini endeksler.
antrenmanını yapar çıkar, netice katlanır. Biz de diyoruz ki biz seçimler Türk milletinin insanlara yetki verdiği resmi platformlar ise 2000 yerel seçimlere kadar 1 milyon. Arkasından 1 milyon, 2015 seçimlerinden önce 3 milyon kayıtlı Milliyetçi Hareket Partisi üye hedefliyoruz. Bunu da bir yarışma biçimiyle yapacağız. Niye öyle yapacağız? Şimdiki sistemde hemen hemen bütün siyasi partilerde 400'ü geçme. Delege seçimiyle uğraşma. Ahbap çavuş eş dost yaz. Evet. Yani topluma ulaşma değil, toplumu kendinden uzaklaştırma, yetkiyi tutanın elinde kalması diye bir argüman var. 1 milyon, 3 milyon üye. Tüzüğümüze de bunu ilan edeceğiz. Diyeceğiz ki kayıtlı seçmenin %5'ini kaydetmeyen bir il teşkilatı ön seçim yapamaz. Adem Bey, ben size soruyorum. Evdeki ailece çoluğunuz çocuğunuzla bir akşam yemeğini mi tercih edersiniz? Mali gücünüz olsa bile 5 yıldızlık bir oteli mi? Ev yemeğini tercih edersiniz. 3 milyon üye %5 üyeye tekabül eder. Atıyorum Sayın Genel Başkan, MYK Başkanlık Divanı toplanacak, diyecek ki bir yıl önceden şu kadar zaman diliminde ilindeki seçmen sayısını %5'e ulaştırmayan, %6'ya, %4'e ulaştırmayan bir il ön seçim yetkisi yoktur. Tepeden kontenjan atayacağını ilan edecek. O zaman mahalledeki ülkücü Ahmet, Mehmet, Ayşe teyze veyahut da MHP'ye oy vermek isteyen, MHP'nin toplumla kucaklaşmasından mutlu olup MHP'ye gelmek isteyen insanlar diyecekler ki ilçe başkanını, mahalle temsilcisini, beni üye yap kardeşim. Yapmak zorunda mı? Çünkü yapmazsa tepeden kontenjan gelecek. Yaparsa kendi milletvekini. Deniz için ben bunu uyarlayayım. 500 bin seçmen olduğunu varsayıyorum kabataslak. %5'i 25 bindir. 25 bindir. Türk siyaseti hayatında böyle bir tabana yayılma yoktur. Evet. İnşallah biz başaracağız. Çünkü siyaset iddia işidir. İddia başarmak için çalışma gerektirir. İnanç gerektirir. Ekip gerektirir. Zaman gerektirir. 25 bin kişinin üye olduğu Milliyetçi Hareket Partisi'nde hakim denetiminde ön seçim. Bu Denizli'nin merkezine 12.500 düşer. Çok falan değil. Mahalle bazında da 250 üye düşer. Bir sevindik de 250 üyeyi bulamayan bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar hedeflemesi mümkün mü? O zaman genel merkez seçimlerden önce MYK'dan, başkanlık divanından diyecek ki Denizli il kontenjan kullanmıyorum. Açıklayacak. Veya 3'ü kullanıyorum. Maçın kuralları belli olacak. 25 bin insan milletvekilini belirleyecek. 30 tane aday olduğunu düşünün. Denizli'nin plakası 20-26 tane. 20 tane insan bu potaya girebilmek için vatandaşın düğününde, cenazesinde, acı günde ülküdaşının biri düştüğü zaman ona el verecek. Elinden tutacak. Bir kaynaşma olacak. Bu kaynaşma sinerjiye dönüşecek. Sinerji beklentiye dönüşecek. Bu sadece milletvekili için değil. Belediye başkanlığı için de, belediye meclisi üyesi için de, il genel meclisi üyesi için de daha önceden ilan edilecek. Diyelim ki Denizli Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeleri için 12.500 kişi mutlaka kontenjanları olacaktır. 1, 3, 5, 1, 5, 7, 10 neyse, anlatabildim mi? Toplumun kabul edebileceği, mesleğinde ilerlemiş ama işi sebebiyle toplumdan uzak kalmış beyinler olabilir. Liderlere de %5 kontenjan verilecek, yapılacak. Düşünün, Denizli'de 20 tane milletvekili aday oldu. 25 bin kişi oy kullandı. Ben size soruyorum. Bu ülkücüler Denizli'den 7'nin 4'ünü alır mı almaz mı? Sahada 15 bin kişi, 25 bin kişi oy kullanacak ama 10 bin kişi sahada çalışır mı çalışmaz mı? Milletin takdir ettiğini genel merkezin kabul etmemesi mümkün olabilir mi? Bir Barcelona takımı düşünün. Evet. Geçenlerde yine 5-0 yendi. Zevk aldınız. Tamam. Barcelona'nın 5-0 galibiyetinde teknik direktörün başarısı ne kadardı veya neydi? Ama tebrik edilen, ilk tebrik edilen kim oldu? Teknik direktör oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadroları inşallah değişim ve iktidar odaklı projemizde bize nasip olursa yönetim kadrosu
sadece orkestra şefliği yapacak, tabanın önünü açacak. Yani biz bu şekliyle bu işin olacağını ve rahmetli başbuğumuza 97 yılında verdiğimiz sözün ilk seçimlerde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Arkadaşlarımıza da şunu söylüyorum. Bizim mevcut genel merkezdeki yönetimdeki büyüklerimizle hiçbir problemimiz yok. Ama biz daha iyi bir yönetimle, daha iyi bir bütünleşmeyle artık iktidar olmak istiyoruz. Ülkücülerin iktidar olması için yola çıktığımızı söylüyorum. Evet. Teşekkür ederim.